Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size yine çok güzel bir iğneden tığa bir istek modeli tarif edeceğim. Bu arada tığım da 22 numara, onu da göstereyim. Evet, modelimiz bu arkadaşlar. Bu iğne oyasını sizler için tığa çevirdim. Evet arkadaşlar, bakın. Bu şekilde birebir aynısını sizler için tasarladım. Ve bakın, yaprağım orada daha dibe yere değik. Ben sizler için içine bir tane minik trabzan yapıp yuvayı o şekilde hazırladım. Bu şekilde hem daha arkadaşlar bakın seçkin ve güzel bir görüntüsü oldu. Şöyle kıyasladığınızda o modelle bu çiçeği daha arkadaşlar yerden yukarıda olduğunu, daha böyle göze hitap ettiğini göreceksiniz. Evet. Çok güzel oluyor arkadaşlar bu iğneden tığa çevirmeler. Modelimiz bu şekilde. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, ara suyumuzu yaparak başlayacağız bu şekilde. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik. 3 tane zincir çekiyorum ve tığ battığımızın içine bu şekilde tığ battı yapıyoruz. 4 zincir. İlk başlarken arkadaşlar bu şekilde aynen bu ara suyunu yaparak başlıyoruz. 3 zincirli yuvamızın içine bu şekilde 4 zincirli yuva yapıp 8 tane zincir çekiyorum. 6, 7 ve 8. Dönüyorum. Hemen tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2 ve 3 zincir. Bakın arkadaşlar, bir tane bu şekilde yapıyoruz. Yani yaptık daha doğrusu. Bundan siz 5 tane yapabilirsiniz en fazla. Örnek amaçlı olduğu için 3 tane yeterli gördüm, birbirine yakın olsun diye. Şimdi arkadaşlar yaprağımız için yuvaya başlıyoruz. Hemen sabitledim sık iğne ile. 3 zincirimi çekiyorum. Buraya 3 zincirden 5 tane tığ battı yapıyorum. 3 zincir. 3 zincir. 1, 2, 3, 4. Sonuncu 3 zincirim. Şöyle düğme geldi. Ve bu şekilde buraya sabit. Hemen bir zincir çekiyorum. Döndüm. Yuvamızı hazırlamak için başlayalım arkadaşlar. Sık iğne ile buraya bir zincirimi sabitledim. Ve 7 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6 ve 7. Bir tane bırakıyorum ortada boş. İkincinin içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Ve 1, 2 zincirimi çekip düz yüzüne döndüm. Evet. Buraya yaprağımızın yapımına başlayalım. Bir defa tığımın başını doladım. Hemen 2, 2 alarak buraya bir trabzan yaptım. 1, 2 defa. Her trabzan yapış bir baş dolayımı artırıyoruz arkadaşlar. 2, 2 ve 2. 1, 2 ve 3. Bu şekilde 3 defa tığımı doladım. Yine aynı şekilde yuvanın içine giriyorum. 2, 2, 2. Peki. Bakın, tekrar 4 defa doluyoruz bu sefer. Her trabzan bir tane artırıyorum. Ve 2, 2, 2, 2 ve 2 olarak bu şekilde 5. trabzanımı yaptım. Yine aynı şekilde son trabzanı yine 4 defa doladım. Bakın, buraya yuvaya girdim. Buraya 1, böyle 2, böyle 3. 4, 2, 2 alıyorum arkadaşlar. 5 ve 6 seferde uzunca bir trabzan yapıyorum ve ucuna 5 zincir. 5 zincirimi hemen buraya sabitledim. Şimdi arkadaşlar buraya 8 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 tane trabzanımı yapıyorum. Bakın. 9'uncuyu da bu şekilde ana yuvada yapıp yaprağımızın işlevini bitirdik. Bu şekilde yaprağımız hazır. Yaprağımı şöyle hafif sağa doğru çekiyorum ve dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle biraz mesafe olsun arkadaşlar dalımla arasında. Bir zincirimi çekiyorum üzerine. Şöyle bir defa doladım. Bakın 2 2 olarak buraya minik bir trabzan yaptım. 8 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 zincirimi buraya trabzanımın arasına sık iğne ile sabitledim. 1 2 zincirimi çektim. Hemen ana yuvaya iniş yaptım. Trabzanın zincirini 2 zincir olarak iniyorum. Hemen yanına bir tane sık iğne yapıyorum. Aşağı mesafeli olmasın diye. Bu döndüğümüz tığ battının içine de sık iğne ile sabitledim ve 3 zincir. Bakın. Burada ya sağ tarafta 2 tane tığ battı mesafesi bırakmıştık ya. Ön tarafta da 3 tane bırakıyorum arkadaşlar. Biraz yaprak sarkıntısı olduğu için 3 tane. Sağda 3, solda 3 tane tığ battısı bırakıyorum. Bu mesafe iyi. Çift dalımla tığ battı mesafesi arası suyunun arası 3 tane tığ battı. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Hemen tığ battımın içine sık iğne ile sabitleyip bir tane yuva yapıyorum. 4 zincir çeviriyorum. Buraya yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum ve 8 tane zincir. 7 ve 8. Döndüm. Bu şekilde hemen tığ battımın içine giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Yine fil dişim hazır. Bir tane daha yapıp bitirelim arkadaşlar. 3 zincirimi çekiyorum. Hemen tığ battıma giriyorum ve 4 zincir. 3 zincirli tığ battının içine 4 zincirle sık iğne yapıp kapatıyoruz. Sıkı sıkı 8 tane zincir. 5, 6, 7 ve 8. Hemen döndüm. Bu arkadaşlar bakın. Burasını sıkı, burasını gevşek çekerseniz birbirinden orantısız fil dişleriniz olur. O yüzden aynı boyutta çekmeye bakın. Şöyle sıkı sıkı artma işlemi düzgün durması için sıkı çekmeniz lazım. Evet, dalımız ve yaprağımız da hazır arkadaşlar. Ara suyumuzu da fil dişinden hazırladık ve şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi 8 zincirli yuvanın içine sık iğne ile ipimizi bu şekilde sabitleyip tutturalım. Ve sabitledim arkadaşlar. Hafif de şöyle sağa götürelim. Şimdi aynı şekilde buraya şöyle dibinde bir zincir çekerek 5 tane ilmeği toplayacağız. Tunus şişi yapıyoruz. Tunus şişinden yaprağı yapıyoruz. Güzel duruyor arkadaşlar. Bu 1, 2, 3'ten daha hem kolay da yapılıyor. Tunus şişinden benziyor da birebir. Aynı iğne yasındaki o yaprağı. Bakın 5 tane bu şekilde topladık. Ve buraya 2 2 2 2 ve 2. Bu şekilde ilmekleri topladım. Şöyle bir zincirimi çekiyorum. Bir tane atlayıp ikincisinin arasından girdim. Bir zincir çektim. 3 ve şekilde arkadaşlar ilmekleri topladım. 2 2 2 bir zinciri çekiyorum arkadaşlar. Bir tane atlayıp ikincisinin içine giriyorum. Şöyle sonunda da telin arasına girip bu şekilde 3 tane ilmeği topladım. 2 arkadaşlar tekrar toplayalım. Şöyle girdik. Şöyle telin arasına, sonuncu telin arasına da girdik. Yine ilmeklerimizi toplayıp 2 2 olarak alıyorum. Sonuncu arkadaşlar ilmeğimin içine giriyorum.
bir atladığımız için bu şekilde yaprağımız arkadaşlar azalma oluyor. Hemen dibini de bir zincirimi çekiyorum. Şöyle ipimi koparıyorum. Sağ tarafta yaprağı yaptık. Hemen sol tarafta yaprağı ters tarafından yapmak için geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi çevirelim şöyle ters tarafına ve ipimizi köşeden sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde. Ve dibinde bir zincir çektim. Bakın sola doğru 2, dibinde bir zincir, sola doğru 3, 4 ve 5. 5 tane bu şekilde ilmekleri topluyorum. Bunları ikişer ikişer alarak hemen sağa doğru götürüyorum arkadaşlar. Bakın 2, 2 ve 2. Şimdi arkadaşlar bir tane baştakini almıyorum. İkincini telimin arasından girip şöyle dibinde bir zincir çekip ilmeğimi topluyorum. Geri kalanı sırayla yapıyorum arkadaşlar, hiç atlamadan. Şimdi sona geldik. Sondakini de aynı işlemi yapıyorum. Dibinde bir zincir çektim, ilmeğimi çıkardım. Ve 2 ve 2 ve 2. Hemen arkadaşlar bakın. Yine dibinde bir tanesini atlıyorum. İkincisinin içine girip sık iğne çekiyorum. Sıradaki yani sonuncunun da içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle 2, şöyle 2. Hemen arkadaşlar bir tane bırakıp sondakinin içine giriyorum ve sabitliyorum. Dibinde bir zincir çektim. Bu şekilde. Şöyle tersinden oldu arkadaşlar. Ama bakın şöyle yüzleri birbirine bakıyor. Aynı yöne bakıyor. Birbirlerine bakıyorlar. Evet, hemen beyaz ipimi takıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bakın bu ortadaki boşlukta beyaz ipimizi sık iğne ile sabitliyoruz ve buraya iki zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Aynı yere bu yeşil yuvanın içine giriyorum. 1 2 2 alarak bu şekilde 3 defa da aldığım bir trabzan yapıyorum. 5 zincir trabzanımı aralayıp bu şekilde 5 zincirimi kapatıp kirpik yaptım. Aynı işlem 5 zincir. Buraya yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bu kirpik sayımı 3 yapıyorum. Hemen sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar bakın burada bu şekilde bir kirpiğimiz olmuş oluyor. Hemen ipimi kopardım. Bir zincirimizi çekmiştik. Ve şimdi yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar, burada yaptığımız fil dişilerimizin de üzerine 3'er kirpik yapıyorum. Bu şekilde bakın 8 zincirli yerden sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 1 2 3 zincir sabitledim. 1 2 3 zincir sabitliyorum. 3 zincir sabit. Şöyle dibine de bir zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum arkadaşlar. Evet, işlem bu kadar arkadaşlar. Hemen ipimi yakıp modelimize bakalım. Evet arkadaşlar bakın. Modelimin bitmiş hali bu şekilde. Çok hoş, çok da çıtı pıtı bir model oldu arkadaşlar. İki tane de yapınca kendini daha fazla gösterdi model. Tek gösterdiğimde bu kadar kendini göstermediğini düşünüyorum. Yanına yaptıkça, çoğaldıkça yemeğinin üzerinde daha hoş durdu. Orada tek renk diye ben de ikisini de tek renk yaptım. Bunu rengarenk de yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle Yusufçuk kuşuna benzettim. Kelebeğe benzetebilirsiniz siz de. Bu şekilde rengarenk de yapabilirsiniz veya tek renk yemeğinizde. O model bu şekilde diye bu şekilde yaptım. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Modelim bu arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Şöyle. Hoşça kalın. Ezan-ı Muhammedi de okunuyor. Tam da zamanında bitirmişiz. Evet.
Emeklerim için beğeni ve yorum yaparak videolarımın devamı için bana destek olun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.